Merhaba arkadaşlar, ben Fırat Abak. Sizlere bugünkü dersimde sınırsız kategorileme sistemini anlatacağım. Sınırsız kategorilerimizi form üzerinden nasıl ekleyebileceğimizi göstereceğim. Daha önce bu konuyu çok araştırdım ve bir türlü yapamadım. Hatta ücretli destek aldım. Ücretli destek almama rağmen yine yapamadım. Mantığını anlayamadım. En sonunda kendi yöntemimle bunu yapmayı başardım. Buradan birçok arkadaşımız yardımcı oldu. Samet Aras arkadaşımız. Gerek Nepenthes arkadaşımız. Kod kurdu arkadaşımız sağ olsun yardımcı oldu. Wint Türk arkadaşımız sağ olsun yardımcı oldu. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Her ne kadar yapamasam da kendi yöntemimle bulmuş olduğum sınırsız kategorileme sistemini anlatacağım arkadaşlar. Şöyle olacak. Her kategorinin bir ID'si olacak. Bu alt kategorilerin de bir ID'si olacak ama her kategorinin bir de ebeveyni olacak. Bunlar ürünler kategorisinin ebeveyni. Bu da web tasarım kategorisinin ebeveyni. Şöyle sınırsız bir kategorileme yapacağız. Örneğin yazılımın altında C, C#, C#'ın altında MySQL. Hatta MySQL'ın altında bile sınırsız kategori yapabiliriz. Yani bunun sınırı yok. Uzayıp gider böyle. Sizlere bu dersimde sınırsız kategorileme sistemini anlatacağım. Hemen kodlamamıza geçelim isterseniz. Bir veri tabanı oluşturalım. Veri tabanı kısmından veri tabanı ismi evet full olsun. Burada var. Bakalım burada full var mı? Yokmuş. Tamam. Burada hemen generalize yapıyorum UTF-8. Veri tabanları kısmından full tablomu görüyorum. Hemen veri tabanıma bağlantıyı sağlayayım ben. Config.php diyorum. Burada açık bırakmışım. Hemen PHP target'ımı açtım. Direkt veri tabanına ilk önce PHP MyAdmin'e bağlantıyı sağlayacağım. Tabii bunu bir değişken atsam daha iyi olacak. Kontrol etmek açısından. Evet, MySQL Connect'le veri tabanıma bağlıyorum. Veri tabanı ismim localhost. Kullanıcım root. Paralam yok. Kategorileme yapma istiyorsanız bunları bilmeniz lazım arkadaşlar. MySQL hatası versin. Ben bildiğinizi varsayarak bunları anlatıyorum. MySQL error. Desin ve MySQL error ile bunu yazdıracağım. Bir de select diyerek oluşturmuş olduğumuz tabloya bağlanalım. Select DB daha doğrusu. Tabloya değil de oluşturmuş olduğumuz veri tabanına bağlanalım. Burada ne yazacağız? Select'li bir yerine full. Veri tabanının ismini yazacağız. Nereden bağlanacak? Connect değişkeninden. Or die. Veri tabanı bağlantısı sağlanamazsa database error desin. Ki nerede hata yaptığımızı anlayalım. Error. Burada error no da yazdırabilirsiniz. Hata satın yazdırsın diye. Şöyle. Ben direkt error yazdırmayı seviyorum. Çünkü burada nerede hata yaptığımı görebiliyorum. Bir de Türkçe karakter sorgusu yapalım. Set names UTF-8. Şimdi config.php'mi kontrol edecek olursam nerede bu? Evet, burada config.php'mi kontrol ediyorum. Beyaz sayfa geldiğine göre bağlanma işlemi başarılı. Şimdi burada benim bir index.php oluşturmam lazım. index.php. Ayar dosyamı buraya dahil edeceğim. Şöyle PHP diyorum. Require ne? Once. Buraya geldim. Şöyle config.php diyorum. Şimdi test edeyim. Çalışıyor mu diye. Burada index.php diyorum. Evet. Şimdi burada bir takım linkler oluşturacağım. Soru işareti go diyorum. Go. Nereye gitsin? Yeni kategori ekleme formu alsın bana. Kategori ekle diyorum. Buraya da yeni kategori ekle diyorum. Bir tane daha link oluşturuyorum. Bu da kategorilerimin listelenici link yapısı. Burada go diyorum. Burada go ne demek arkadaşlar soru işareti? Şuradaki soru işareti index demek. Yani şunun aynı anlamına geliyor. Ben uzun uzun olmasını yazmıyorum. Index.php anlamına geliyor ama ben daha kısa olduğu için bunu tercih ediyorum. Burada go adında string bir değişken oluşturuyoruz. Bunu birazdan anlayacaksınız. Kategoriler diyorum. Burada da kategoriler diyorum. Şimdi test ediyorum. Bakın az önce dediğim gibi şuraya bakarsanız şu alana index.php yazıyor. Yani buradaki soru işareti o anlamı taşıyor. Şimdi ben burada oluşturmuş olduğum go isimli string'i çekmem lazım. PHP diyorum. İlk öncelik onu yazdırmam lazım. Go
Dur vereyim. Bunu neyle çekeceğim arkadaşlar? Get ile. Peki neden? Çünkü adres satırından görmüş olduğunuz gibi kategoriler yazıyor. Yani gittiği adresi gizlemiyor. Nereye gideceğini gizlemiyor. Direkt gösteriyor. Gizleseydi post ile çekecektik ama gizlemediği için bildiğiniz gibi onları get ile çekiyoruz. Hatta vermesin diye bile et satırı koydum. Get diyorum. Tabii şöyle get. Hata bastım operatörü koydum. Bir sorun çıkarsa gizlesin diye. Ne diyeceğim? Go. Şimdi burada benim Go'yu kontrol ettirmem lazım. Eğer yeni kategori ekleme formuna tıklanmışsa yeni kategori ekleme formu gelsin. Onu nasıl yapacağım? İlk öncelikle kontrol etmek için switch döngü yapısını alıyorum. Switch içerisine alıyorum. Neyi kontrol edecek? Go'yu. Hemen açıyorum koskoplarımı. Case diyorum. Eğer Go'dan Go'ya eşitse yeni kategori ekle. Şöyle yeni kategori ekle. Bana ne yapsın? Yeni kategori ekleme formunu alsın. Yeni kategori ekle. Ve açtıktan sonra bu işlemi bitir. Dur. Başka bir yere geçme. Şimdi burada hemen yeni kategori ekle formunu oluşturacağım. Function yeni kategori ekle. Burada yeni kategori eklemek için bir form oluşturacağım. Form action. Kapatmayalım bunu. Go yeni kategori kayıt. Metodu ise post. Tabii bunu tek tırnak yapacağız. Çünkü çift tırnak içerisinde çift tırnak yazabiliyoruz aslında ama onun için özel bir karakter kullanmamız lazım. Post. Evet, şimdi kategori adını yazıyorum. Kategori adı input type text. Tabii yine şöyle yapalım da. Text. Name ise kategori adı olsun. Bunu yapmadık mı? Şöyle. Evet, bir de input butonu oluşturalım. Input type submit. Bunları tek tırnak yapalım yeniden. Value kategoriyi ekle. Şimdi bakalım çalışıyor mu? Yeni kategori ekle dedim. Evet çalışıyor. Yeni kategori ekleme formu geldi. Peki kategoriyi nereye ekleyecek? Burada bizim bir tablo oluşturmamız lazım. Kategoriler sütununa. Kategoriler tablosundaki sütunlara. Alan sayısı 3 olacak. Git diyorum. Evet, ilk alanım, ilk sütunun ismi id. Integer 11 karakter uzunluğunda olabilir. Bir de kategorilerin id'si yer alacak. Varsayılan olarak yok. İndeksi primary olacak. Artarak bilsin auto increment. Burada ise kategori adı diyorum. Varchar olacak. 225 karakter olacak. Burada arkadaşlar ebeveyni hangi kategoriye ait olduğu yer alacak. Bu ise bu da integer olacak ya da big integer olabilir. Daha fazla karaktere sahip. Varsayılan olarak burada arkadaşlar şöyle yapacağım. Tanımlandığı gibi değeri ise 0. Yani ana kategorilerin ebeveyni her zaman 0 olacak. Bunu daha iyi anlayacaksınız gösterirken, yaparken, uygularken. Hemen UTF-8 canlısı yapıyorum. Kaydet diyorum. Ve kaydediyor. Kategoriler tabloma bakacak olursam kategori adı ve ebeveyni yazıyor burada. Şimdi isterseniz kategorileri ekleyelim. Ne yapmıştık burada? Yeni kategori kayıt sayfasına yönlendirmiştik. Hemen burada onu oluşturalım. İlk önce kelle çağırayım. Yeni kategori kayıt diyorum. Şurada da yeni kategori kayıt. Break diyorum. Yaptıktan sonra dur. Şimdi benim şurada şöyle bir fonksiyon oluşturmam lazım. Function ne? Yeni kategori kayıt. Kategori kayıt. Şimdi formdan ne gelmişti? Kategori adı. Bunu post'e çekiyorum. Kategori adı. Post diyorum.
kategori adını al. Burada bir kontrol yapacağım. Empty kategori adı boş gelirse diye. Kategori adı boş bırakma. Evet, boş değilse bu kategoriyi eklesin. Öyle MySQL query ile. Insert into nereye? Kategoriler tabloma. Neresine? Kategori adına. Kategori adı. Values diyorum. Ne ekleyecek? Formdan gelen kategori adını. Şöyle bir kontrol daha yaparım. Eğer eklenirse echo kategori eklendi desin. Alt eklenemezse bu sefer de echo kategori eklenemedi desin. Şimdi bakalım ekleniyor mu diye. Şuradan şu an bilgisayar döndü arkadaşlar sanırım. Evet. Biraz beklemek zorunda kalacağız. Özür diliyorum bunun için. Bunu kapatayım da kasmasın. Şimdi bakalım arkadaşlar. Ekliyor mu? Evet, haberler adına bir kategori ekliyorum. Evet, genel diye ekleyeyim. WordPress'lik gibi. Kategori eklendi. Bakalım eklendi mi? Göz at. Bakın ID'si 1. İlk eklenen. Kategori adı genel. Peki ebeveyn niye 0? Az önce size gösterdiğim gibi ben tanımlandığı gibi 0 yaptığım için ebeveyn direkt 0 olarak geldi. Peki ebeveyni 0 olanlar ne oluyor? Ebeveyni 0 olanlar arkadaşlar ana kategoriler oluyor arkadaşlar. Ana kategori. Birkaç tane daha ekleyelim. Yeni kategori ekle. Ne eklemiştik? Genel. Haberler adında bir kategori ekliyorum. Haberler. Kategori ekle. Bir yeni kategori daha ekleyeceğim. Yazılım diyorum. Kategori ekle. Hatta bir tane daha ekleyeyim. Ürünler. Şöyle bir tane daha ekleyeyim. Donanım. Şimdi bakalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane kategorimiz var. Bunların ebeveyni 0 olduğu için ebeveyni 0 olan 0 olan tüm kategorilerimiz ne arkadaşlar? Ana kategori. Peki bu kategorileri isterseniz bir listeleyelim. Nasıl listeleyeceğim? Bir fonksiyon içerisinde listeleyeyim. Function kategoriler diyorum. Bu kategoriler neyi ifade ediyor? Fonksiyon. Şurada kategoriye tıkladığımızda açılacak olan fonksiyon. Şöyle göstereyim. Şurada tıkladığımızda karşımıza gelecek olan kategori. Yani eklemiş olduğumuz kategorinin listesi. Hemen onu çağırayım buradan. Kez diyorum. Kategoriler. Kategoriler. Break ile dur. O kategoriyi listeleyeceğim. Şöyle bir şey yapacağım. Arkadaşlar. Bir şey yapmayacağım şurada. Hemen bir fonksiyon oluşturuyorum. Bu kategoriyi listelemek için. Kategori listesi diyorum. ID diyorum. Eşittir 0. ID'ye opsiyonel olarak 0 değerini atadım. Şimdi daha iyi anlayacaksınız. Şimdi SQL diyorum. O kategorileri çeksin. Şöyle. Böyle yapalım. Eklemiş olduğumuz kategorileri çekeceğiz şimdi. Select from neydi tablonun ismi? Kategoriler değil mi? Bakalım kategoriler miydi? Evet kategorilermiş. Kategorileri. Order tabii ilk öncelikle ver diyorum. Ebeveyni ne olan? ID eşit olan. Buradaki ID ne? Buradaki ID. Yani 0. Opsiyonel olarak 0 geldi. Yani ebeveyni 0 olanlar. Ebeveyni 0 olanlar ne? Şunlar. İlk öncelikle ana kategorileri çekecek. Peki bunu yazayım. While diyorum. MySQL fetch array. Şurada hepsini çıkartayım. Ne diyeceğim buraya? Read. Bir yaz dedim ben. Li içerisinde. Kategori isimlerimi. Buradaki kategori adı şuradaki kategori adını çekecek. O yüzden direkt yazıyorum. Li diyorum. Bakalım geliyor mu?
Tıkladım. Gelmedi çünkü çağırmadık fonksiyonumuzu. Hemen dışına çıkalım ve çağıralım. Ne diyeceğiz burada? Cut list diyelim. Buraya 0 yazacağım. Aslında 0 yazmama gerek yok. Çünkü opsiyonel olarak zaten 0. Buraya 0 yazmam neyi gösterecekti? Ebeveyni 0 olan kategorileri çekmem anlamına gelecekti. Tıklıyorum. Bakın kategorilerimiz geldi. Neler geldi? Genel, haberler, yazılım, ürünler, donanım. Genel en başta geldi. En sondakilerinden başta gösterelim. Ebeveyn. Order by IDES'e göre en sondakilerini göster. Evet, geldi görmüş olduğunuz gibi. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey yapacağız. Tabii şurada belirteyim ne olduğunu. Echo H2 içerisinde kategoriler diyeyim de anlamlı olsun az. Tabii şu valinin dışında ul koyayım ki bir de valinin dışına Echo diyorum. Evet, görmüş olduk. Bir kategorilerin böyle listelendi. Daha hoş oldu. Şimdi ben buna nasıl alt kategori ekleyeceğim diyor olabilirsiniz. Alt kategori eklemek için ise şöyle bir şey yapacağım. Buraya geleceğim. A diyeceğim. Pref. Şöyle. Go. Alt kategori ekle diyorum. Yanına ise alt kategori ekle diye yazıyorum. Ve görüntülüyorum arkadaşlar. Neymiş? Ekle. Alt kategori ekle. Ekle. Ama bunların bir ID'ye sahip olması lazım. Burada şöyle bir şey yapıyorum. ID'si eşit olan ID'ye. ID'yi nereden çekiyoruz? Şuradan. Kategorilerden. Yani buradaki ID'si eşit olanlara sen alt kategori ekle. Bakın yeniledim, gösteriyorum. Neymiş? Alt kategori ekle, ID'si 5. Bunun neymiş? 4. Bunun neymiş? 3, 2 ve 1. Arkadaşlar. Şurada bir takım hatalarımız var. Onlar olsun. Şimdi tıkladığımda bunu alt kategori nasıl ekleyeceğim? Bakın tıklıyorum. Alt kategori ekle. ID'si 5 olana alt kategori ekleyeceğim. Tamam. Hemen onu da çekeyim. Ne demiştik? Alt kategori ekle. Case alt kategori ekle diyorum. Alt kategori ekleyi çağırıyorum. Ve break ile durduruyorum. Şimdi benim burada bir fonksiyon daha oluşturmam lazım. Alt kategori ekle fonksiyonu. Burada şu forman, daha doğrusu forman değil, adres satından gelen ID'yi bir çekeyim. ID diyorum. Get ID. Şunu bir yazdırayım, doğru çekiyor muyum diye kontrol edeceğim. ID. Kategoriler diyorum. Donanımın ID'si kaç? 5. Tıklıyorum. 5 yazdırdı. Şurada da şöyle bir şey yapalım da. Altta yazdır. 5. 1'e tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 1. Bu ne anlam ifade ediyordu arkadaşlar bizim için? Eğer ürünlere tıklarsam ürünlerin adresi kaç? 4. 4 numaralı kategorime alt kategori ekle. Hemen geliyorum. Nerede? Burada bir form oluşturuyorum. Echo diyorum. Form action diyorum. Go pardon. Kategori kayıt. Alt kategori kayıt. Metodu ise post olsun. Form diyorum. Burada alt kategori adı diyorum. Input type ne? Text. Şurada şöyle yapmamın bir sakıncası yok umarım. Text değil mi arkadaşlar? Name ise burada şöyle yapacağım name'ine alt kategori adı diyeceğim. Hemen şurada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Burada gizli bir alan oluşturacağım. Input type ne? Hidden diyorum. Gizli alan oluşturacağım. Name ise
Ne olacak arkadaşlar neyimi? Şöyle. Neyimi? Ebeveyn olsun. Hangi ebeveyn olduğunu alacağım. Value değeri olacak bunun. Value değeri ne olacak? Şöyle. Form'dan gelen ID olacak. Yani bu demek oluyor ki biz ürünlere tıklıyoruz. Ürünler ve ürünlere ait kategoriyi bir alt kategori eklemek istediğimizde buna tıklıyoruz. Neymiş? Altta gördüğünüz gibi ID'si 4. Tıkladığımda ID'si 4 olanı alacak. Kendi hafızasını saklayacak ve onu bana gönderecek. Hemen şurada bir tane daha buton oluşturayım. Bu da submit olacak. Şöyle geliyorum. Value kategoriyi ekle diyorum. Şimdi yenilecek olursam görmüş olduğunuz gibi kategori ekle diyor. Tıkladığımda alt kategori kayda gidiyor. Şimdi alt kategori kaydı oluşturalım. Case alt kategori kayıt. Alt kategori kayıt diyorum. Break ile döndürüyorum. Şimdi yukarıda alt kategori kaydı oluşturuyorum. Function alt kategori kayıt. İlk öncelikle neyi çekeceğim? Alt kategori adını çekeceğim. Alt kategori adı. Post. Yine alt kategori adı diyorum. Bir de neyi çekmem lazım? Ebeveyni. Şurada çekmiş oldum ebeveyni. Ebeveyn. Post. Ebeveyn. Bir ebeveyni yazdım arkadaşlar doğru çekiyor mu diye. Ebeveyn. Eko ebeveyn dedim. Şimdi kategoriler diyorum. Bakın yeni kategori ekle diyorum. Alt kategori ekle diyorum. Bir daha ekle diyorum. Neymiş? Doğru. Biz ne eklemiştik? Ürünlere. Alt kategori ekle diyorum. Kaydet diyorum. ID olarak 4 geliyor. Yani doğru bir işlem yapıyoruz. Burada şöyle bir şey daha yapalım. Burada bir de bunların hemen karşısına şöyle ID'lerini yazalım. Hangi ID ait olduğu belli olsun diye. Direkt ebeveyni yazalım. Ebeveyn diyorum. Bakın sıfır olanlar benim ana kategorim. Hatta şöyle bir şey yapayım. If diyorum. Ebeveyn eşittir eşitse sıfır. Ebeveynin değeri direkt ana kategori olsun. Ana kategori. Yeniliyorum. Görmüş olduğunuz gibi ana kategori olarak bunlar geldi. Bunlar benim ana kategorilerim. Buradan belli oluyor zaten. Şimdi tıkladığımda yazılıma ait bir alt kategori ekleyecek. Görmüş olduğunuz gibi. Hemen onu yapalım. Alt kategori kaydı oluşturacağım ben. Zaten oluşturmuşum pardon. Akıl gitti bir an. Şimdi ben bu ebeveyni ekleyeceğim. Tabii ilk önceki boş kontrol yapalım. Alt kategori boş gelemez. Body adı. Echo kategori isimleri boş ne bırakılamaz. Evet, boş değilse de ekleme yapsın. MySQL query. Şimdi insert into diyorum. Ne kategoriler? Ne hangi sütunla? Kategori adı sütunla ve ebeveyn sütunla. Nereye gidecek? İlkine formdan gelen kategori adını ekleyecek. Neydi? Alt kategori adıymış. Pardon. Alt kategori adı. İkinci alana ise ebeveyni ekleyecek. Ebeveyn diyorum. If diyorum. Eğer ekleme başarılıysa echo alt kategori başarıyla eklendi desin. Eğer başarısızsa alt kategori eklenemedi desin. Şimdi bakalım ekleme başarılı mı? Şimdi burada beni iyi dinleyin arkadaşlar. Bakın haberlere geliyorum. Haberlerin ID'si kaç? 2. Altta yazıyor. Alt kategoriye ekle diyorum. ID'si 2 olan sütunuma ben bir alt kategori ekleyeceğim. Dünyadan haberler. Kategori ekle diyorum. Alt kategori eklenemedi. Neden?
Kategori adı ve ebeveyn. Alt kategori adı ve ebeveyn. Insert, into, kategoriler. Burada yanlış bir şeyimiz yok. Insert, into. Kategoriler, kategori adı ve ebeveyn. Bakalım. Tablomuzun ismi kategoriler. Evet, neden eklenemedi? Yeniden ekleyeyim. Evet arkadaşlar, tahmin edebiliyorum aslında. Şu tek tırnak işaretini kullandığımız için bunu şey yapalım. MySQL real escape string diyelim. Böylece tek tırnak karakterini süzerek yeniden yazılacaktır. Yeniden yazıyorum. Dünyadan haberler. Kategori ekliyorum. Ondan da değilmiş. Alt kategori adı. Formdan gelen alt kategori adı. Evet. Eklemezse şurada bir yazdırsın bakalım. Neden eklemeli? MySQL error diye. Bakalım neden eklemedi. Evet. Count 1. Donanıma ekleyelim. Monitör. Kategori eklenemedi. Doesn't count match value count at all. Şurada bir de hata satırını yazdıralım. 1136. Bunu şu an neden eklemediğini anlayamadım. Insert into kategoriler. Evet. Acaba burada global olarak ya da çekmemize gerek var aslında. Connect. Bunu mu çekmemiz gerekiyor bilmiyorum ama yeniden deneyelim. Eklenemedi. Bundan da değilmiş. Şöyle bakıyorum. Add MySQL query. Insert into. Kategoriler. Kategorileri ekle. Kategori adını ve ebeveyni ekle. Neyi? Alt kategori adını. Ve ebeveyni. Tabi şurada tek tırnak ve şurada da tek tırnak koymayı unutmuşum arkadaşlar. Şimdi yeniden ekleyelim. Haberlere geliyorum. Haberler. Ne? Dünyadan. Haberler diyorum. Kategoriye ekliyorum. Alt kategori başarılı eklendi. Bakıyorum. Bakın arkadaşlar, haberlerin adresi kaç? 2. Burada da haberlerin adresi 6 olarak geldi. Ama ebeveyni olarak 2 geldi. Bir tane daha ekleyeyim. Kategoriler. Ne diyeceğim? Haberler. Buna da siyaset diyeyim. Kategori ekle. Kategori eklendi. Arkadaşlar kapıya bakmam gerekiyor. Özür dilerim. Evet, geri geldim. Nerede kalmıştık arkadaşlar? Sanırım kategori eklemeye devam ediyoruz. Evet. Ebeveyni 2 olan. Yani ID'si 2 olana. Yani haberleri ne yapmışız? Siyaset adında bir alt kategori daha eklemişiz. Peki bir tane daha ekliyorum. Spor diyorum. Spor haberleri olsun. Bu arada neden alt kategoriler listelenmedi diyecek olabilirsiniz. Onları da bir listeleyelim isterseniz. Daha sonra alt kategori eklemeye devam edeceğiz. Nerede bu kategoriler? Evet, buradaymış. Bakın arkadaşlar, burada şu while döngüsü içerisinde kategori adı listeleniyor. Ama burada ne? ID'si 0 olan. Bunu hep bir arttırmamız lazım. Yani ID'si 0 olan, daha sonra ID'si 1 olan, 2 olan, 3 olan, ne kadar varsa o kadar ID yazdırmamız lazım. Bunu da şöyle yapacağız. İlk öncelikle buradaki fonksiyonu bir daha çağırıyoruz. Cut list diyorum. Burada neyi listeleyecek? ID'leri. Şimdi yeniliyorum. Görmüş olduğunuz gibi alt ID'ler de geldi.
Ya bakın buraya spor 2, siyaset 2, dünyanın haberleri 2 yazdı. Neden 2 yazdı? Çünkü bunların ebeveyni 2. Yani bunlar haberlere ait. Bakalım öyle mi? Bakın 2. Bir daha yenileyelim mi? Spor 2, siyaset 2, dünyadan haberler 2. Peki bunlara alt kategori eklemez miyim? İlkini şunları dolduralım. Yazılım diyelim. PHP. Yazılımın ana kategorisine C# diyorum. C# da bir kategori eklesin. Hemen ASP.NET diyorum. ASP.NET. Hatta donanıma da ekleyelim. Hardware. Şöyle, peki ben alt kategoriye de alt kategori eklemez miyim? Ekleyebilirim. Nasıl? Yine görmüşsünüz gibi alt kategori ekle formu var. Burada. Mesela siyasete geliyorum. AKP diyorum. Kategoriye ekle. Bakın AKP geldi. Bir tane daha ekleyeyim. CHP. Kategoriye ekliyorum. Kategoriye ekledim. Bir tane daha ekleyeyim. MHP diyorum. Kategoriye ekliyorum. Alt kategoriye ekledim. Bunların bir alt kategorisini alt kategoriye ekleyebilirim. İstanbul şubesi diyeyim. İstanbul şubesi. Alt kategori ekle. İstanbul AKP bir tane daha ekleyeyim. Ankara şubesi. Alt kategori ekle. Bir tane daha ekleyeyim. Mardin şubesiyim. Alt kategori ekle. Bunlara bile ekleyebilirim. Mesela Mardin ekleyeyim. Midyat şubesi. Alt kategori ekle. Hatta Midyat'a da bir tane ekleyebilirim. Estel şubesi. Kategori ekle. Bakın kategoriden istediğiniz sınırsız şekilde gidiyor. Estel'e de ekleyelim. Estel'e ekledikten sonra bir tane daha ekleyelim. O eklediğime de bir tane daha ekleyelim. Böyle böyle gider. Ankara şubesine ekleyeyim. Kızılay. Kategori ekle. İstanbul'a ekleyeyim. Taksim. Hatta dünyadan haberler genel kategoride. Dünyadan haberler de ekleyeyim. Dünyadan haberler kendi şey de olsun. Avrupa. Kategori ekle. Amerika kategori ekle. Donanım monitör kategori ekle. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sınırsız kategorimiz de bu şekilde. Hatta yani bunun bir sınırı yok. Yeni kategori ekleriz. Kategori deme derim ya da şöyle kategorilerden ekleyelim. Ne ekleyelim? Ürünleri. Çantaları. Kategoriler. Alt kategori ekle. Ayakkabılar. Elbiseler. Elbiselerin altında da etek. Pantolon. Tişört. Yani böyle böyle ekleriz arkadaşlar. Bunun bir sınırı yok. Daha nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Sizlere bu dersimde sınırsız kategorileme sistemini gösterdim. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın.